Ey tabiat, benim tanrım sensin, ben senin kanunlarını okul kereyim. Kardeşimden 10-15 ay sonra dünyaya geldim diye niçin o baş belası göreneklerin zulmüne kapınayım? Toplumların o titizliği niçin beni haklarımdan mahrum bıraksın? Piçmiş, alçağın sefilin biriymiş. Neden? Benim de namuslu, şerefli bir kadının evladı kadar hatlarım düzgün, ruhum asil değil mi? Bedenim babamın kalıbını taşımıyor. Öyleyse niçin piçliğin, alçaklığın damgası vuruluyor bize? Biz, tabiatın gizli şehvet anlarında vücut bulurken, evliliğin o soğuk, yavan, bıkkın döşeğinde, uyku ile uyanıklık arasında vücut bulan o ahmaklar topluluğundan, daha özlü, daha dinç, daha ateşli unsurlarla yoğrulmadık. Meşru kardeşim Edgar. Mirasın benim olacak. Babamız Edmund'un meşru oğlu Edgar kadar seviyor. Meşru oğlu. Ne güzel ses. Hele şu mektup istediğim tesiri yapsın. Hele yalanın muvaffak olsun. Edmund meşru Edgar'ı nasıl alt edermiş, o zaman görürüz. Büyüyorum artık. Yükseliyorum. Hadi tanrılar, koruyun piçleri.